sadece Feryal Hanım'ın evleniyor olması çocuğun velayetini size verilmesi için yetmez. Çok zor bir dava olur bu. Mahkeme o yaştaki bir çocuğun zaruret olmadıkça annesinde kalmasından yana karar verir. Ben de diyorum ki mahkemenin oğlumu bana vermesini sağlayın. Bakın ben elimden geleni yaparım. Ama sizi de önceden bilgilendirmek durumundayım. Davayı kazanma ihtimalimiz çok düşük. Avukat bey, ne yapıp yapın, oğlumu bana alın. Bakın sizi anlıyorum. Ancak alternatif yolları da düşünmemiz lazım. O da sizin işiniz. Belki bir anlaşma falan yapabiliriz. Ne tür bir anlaşma? Feryal Hanım'ın çocuğu size vermesini sağlayacak bir anlaşma. Vermez. Biz yine teklifimizi yapalım. İnanın davayı kazanma ihtimali çok daha düşük. Feryal Hanım. Avukat Yavuz Çetinkaya ben. Hakan Bey'in avukatı. Evet buyurun. Feryal Hanım. Hakan Bey adına oğlunuz Alp'in velayetini almak için dava açıyoruz. Ancak davadan önce Hakan Bey'in size bir uzlaşma teklifi olacak. Vallahi açın ne istiyorsanız yapın. Aslında mahkemelik olmadan da bu konuya çözüm bulabilir miyiz diye konuşuyorduk Hakan Bey'le. Şimdi bakın. Hakan Bey oğlu Alp'i kendisine vermeniz karşılığında ne istiyorsanız vermeye hazır. Bir dakika. Bu konuşma çok münasebetsiz bir yere doğru gidiyor Yavuz Bey. Bakın elimde Hakan Bey'in verdiği açık bir çek var. İstediğiniz rakamı yazıp size teslim edebilirim. İsterseniz davayı açarız hemen. Çocuğun hastalığı her şeyi değiştirir Hakan Bey. Sonuçta Feryal Hanım limitli bir gelire sahip. Ve masrafları karşılayamayacağını, bakımını tüm gerekleriyle yerine getiremeyeceğini öne sürebiliriz. Sizin tedavi için sağlayabileceğiniz imkanları sunarız mahkemeye. Dava ne kadar sürer? Şahitler vesaire derken en az 3 celse olsa elimizden geleni yaparsak 7-8 ayda biter. Zamanımız yok. Davayı açmamız zaten Feryal Hanım'ı iyice köşeye sıkıştıracağı için sonucunu beklememize gerek kalmayabilir. Feryal'in keyfini bekle, mahkemenin keyfini bekle. Bu ne ya? Vallahi bak basarım evini, alırım oğlu. Efendim Feryal? Akşam gelip Alp'i alabilirsin. Ben de yarına randevu alacağım Türk Bebek Merkezi için. Sen o kağıtlardan birkaç kopya yap. Ne yani şimdi kanun böyle diyor diye elimiz kolumuz bağlı oturacak mıyız? Yavuz, bize bu işi yapacak birileri mi? Bu o kadar kolay değil. Yasa dışı bir durum bu. Ya millet organ kaçırıyor. Sen bunu mu bulamayacaksın ya? Hakan delirme. Sen karından boşanmayacaksın diye saçma sapan işlere mi girelim? Çözüm ortada. İkimiz de hızlı bir şekilde boşanacağız. Sonra bir iki gün içinde de yıldırım nikahı yapacağız. Ben hamile kaldıktan sonra da hemen boşanacağız. Doğru. Sen çok iyi bilirsin bu yıldırım nikahı durumlarını. Çocuğu doğurana kadar evli kalmamız gerekmiyor herhalde. Yavuz Bey bizi boşar değil mi? Yalnız Feryal Hanım. Bu olmaz. Lütfen bu bizim ikimizin arasındaki bir mesele. Feryal Hanım siz boşanamazsınız. Niye? Bakın bildiğim kadarıyla evliliğiniz henüz çok yeni. Aile mahkemeleri anlaşmalı boşanmalarda bile en az bir yıldır evli olma şartı arar. Hadi canım bize gelince mi arıyor? Bir gün evli kalıp boşananları biliyoruz. Bir günlük evlilikler nikah iptali kuralıyla sonlanabiliyor. Kaldı ki boşanabilseniz bile hemen yeniden evlenebilmek için hamile olmadığınızı ispatlayıp hakim kararı çıkartmak gerekir. Aslında bu olayın daha basit bir çözüm olduğunu düşünüyorum ama. Zannediyorum ki Kıbrıs'taki bazı kliniklerde
Evlilik şartı olmadan tüp bebek yapabiliyorlar. Tabi bunun için önce bir teyit almamız gerekiyor.